14. yüzyılda yazılmış her eser, Anadolu'nun Türkleşmesi adına atılmış önemli bir adımdır. Ancak bu dönemde yazılmış olan diğer mesnevilere bakıldığında, şairlerin Türkçe yazdıkları için neredeyse özür dileyecek raddeye geldiklerini görürüz. Gülşehri ise Türkçeyi başka hiçbir dile değişmeyeceğini söyleyerek, Türkçenin Anadolu'da estetik bir dil olabilmesi yolunda da önemli bir katkı sağlamıştır. 14. yüzyılın önemli şahsiyetlerinden Gülşehri üzerine konuşacağız. Gülşehri, hayatı hakkında bilinenler pek azdır. Lakin eserlerindeki kimi ifadelerden onun hakkında çeşitli bilgilere ulaşmak mümkündür. Örneğin şair Mantıkut Tayrı yazdığı 1317 tarihinde "Şükrol bir tanrıya ki bu kelam ömrümüzden ileri oldu tamam" beytiyle bu tarihte ileri bir yaşta olduğunu bildirir. Mantıkut Tayrı'nın bir nüshasının başında Ahmet el Gülşehri künyesi geçmesine rağmen bazı araştırmacılar onun adının aynı eserin içinde sıklıkla anılan Süleyman olduğu fikrini ileri sürer. Halbuki Mantıkut Tayr yani kuş dili başlığı Süleyman peygamberin kuşların dilinden anlamasına yapılan bir telmihtir. Eserde sıklıkla Süleyman peygamberin anılması doğaldır. Süleyman hiçbir beyitte şairin adı olarak geçmez. O mahlasını adı gibi benimsemiş ve Anadolu'da mahlas kaygısı taşıyan ilk şair olmuştur. Mahlasında adı geçen Gülşehir bugünkü Kırşehir'dir. Mantıkut Tayr'daki ifadelerine göre Gülşehri çevresinde saygı gören ve zaviye sahibi bir şeyhtir. Evinde her gece sema yapıldığını söylediğine göre Gülşehri'nin Mevlevilikle yakın bir ilgisi vardır. Zaten eserlerinde Mesnevi'nin derin tesirleri bulunduğu da görülebilir. Mantıkut Tayr da Türkçe sevgisini dile getirir. Dönemindeki şairler Türk dilini güzel eser yazmak hususunda bir engel olarak görürlerken o Türkçenin estetik bir malzeme olarak işlenebileceğini ortaya koymuştur. Mantıkut Tayr'da geçen şu ifadeler son derece önemlidir. Türk dilince dahi taziden latif, Mantıkut Tayr'ı ona eyledik harif. Ben bu Türki defterin çündürmeyem, Parisicesi ile devşürmeyem. Eserlerinden bahsedelim. En önemli eseri addedebileceğimiz Mantıkut Tayr. Eserin adı kuş dili anlamına gelmekte ve Süleyman peygamberin kuşların dilinden anlamasına gönderme yapmaktadır. Feridüddin Attar'ın aynı adı taşıyan eserinden tercüme edilen Mantıkut Tayr'da Gülşehri'nin esere çok şey kattığı görülür. Eser, vahdet-i vücut fikrini işleyen alegorik bir eserdir. 1317 yılında yazılan Mesnevi formundaki eser yaklaşık 5000 beyit tutarındadır ve failatün, failatün, failün vezniyle kaleme alınmıştır. Gülşehri eserinin adını iki beyitte Gülşen ve Gülşenname olarak yad eder. Mantıkut Tayr'da hüthüt kuşu aklı, diğer kuşlar halkı ve simurg ise hakkı temsil eder. Mesnevi'nin olay örgüsü şu şekildedir. Pek çok farklı türde kuş toplanır ve padişahlarının kim olduğuna dair tartışmaya başlar. Amaçları onu arayıp bulmaktır. Hüthüt diğer kuşlara kendisine eşlik etmeleri durumunda Kaf Dağı'na gidebileceklerini ve padişahları Simurg'a erişebileceklerini söyler. Uzun münakaşalardan sonra kuşlar hüthüt önderliğinde çetin bir yolculuğa çıkarlar. Kuşların birçoğu yoldaki çeşitli engellere takılıp kalır. Kimisi yolculuktan vazgeçer, kimisi telef olup gider. Sonuçta Simurg'un sarayına ulaşırlar. İçeri girdiklerinde orada kendilerinden başkasının olmadığını fark ederler. Felekname.
İlhanlı hükümdarı Gazan Han'a sunulmuş failatün, failatün, failin vezniyle 1301-1302 yıllarında kaleme alınmış 4600 beyitlik Farsça bir mesnevidir. Tasavvufi duyarlılığı yansıtan didaktik bir eserdir ve Mevlana'nın mesnevisinin tesirlerini taşır. Keramat-ı Ahi Evran 167 beyitlik failatün failatün failün vezniyle kaleme alınmış kısa bir mesnevidir. Anadolu'da ahiliğin yayılmasında önemli rol oynayan Ahi Evran'ın menkıbelerini konu alır. Kuduri tercümesi Gülşehri, Mantıkut Tahir'da böyle bir tercüme kaleme aldığını belirtse de eser henüz ele geçmemiştir. Risale-i Aruz Aruz-u Gülşehri olarak da bilinir. 16 varak tutarında Farsça mensup bir risaledir. Aruz kalıplarının nasıl vücuda geldiğini anlatır. Çeşitli şiirler Gülşehri'nin nazire mecmualarında ve çeşitli eserlerde yer alan birkaç gazel ve kasidesi de bulunmaktadır. Mantıkut Tahir'in bir bölümünde gece kelebeklerinin hikayesi anlatılır. Divan şiirinde de kendisine sıklıkla gönderme yapılan bu hikayede pervane yani gece kelebeği mumun ışığına aşık olmuştur. Her aşık gibi sevgilisine kavuşmak isteyen pervane bir müddet sonra kendisini mum ışığına çarpar ve sevgilisinin ayakları dibinde aşk şehidi olur. İşte Mantıkut Tahir'de tasavvufi aşkın nasıl olması gerektiğini ifade ederken Gülşehri bu sembolik hikayeye gönderme yapar. Hikayeti Kelebek Söze Bismillah ile başladın, Dastanı hikmet ile saz idün. Ta yakin ola size kim bi cuman, bi nişandan virmeye kimse nişan. Kelebekler bir gece mumdan haber, İşidürler bir kişiden muteber. Kim sizin bir şahidiniz var durur, kim yüzü günden dahi enver durur. Altın ağaç yemişi gevher bigi, mahfilin şahı vü meclisler bigi. Gevdesi gümüşten ü köyner ucu, bezm bostanında bir nar ağacı. Köyünüceyiz hatırı hurrem durur, çün köyünmedi nasibi gam durur. Kendözini yiyeceğiz dirilür, kendözin yemeyecek derhal ölür. Gündüzün yarasa gibi gizlenir, gece güneş gibi ruşen gözlenir. Başın aldıkça ölüdür saz ile, dirilir başın kesecek kaz ile. Gece aktur, gündüzün kara durur, kendi ölümün göre durur. Nuru cennet yalını duzah gibi, gözlerinden yaş akar ırmak gibi. Gece ansız nesne göremez kişi, erteye deyin köyünmektir işi. Meclis uçmak,
anda ol huri durur. Bezm göktür, ay anın nuru durur. Kelebekler cümle şura düştüler. Her biri bir va'degaha düştüler. Kim bize ol şahidimizden haber? Kim getüre katımıza muteber? Bir kelebek aradan eydür beni. Biri bin ana kim bilürem anı. Didiler var kim bu iş senden gele. Giri dönecek haber getir bile. Kim nişanına göre dürüşeriz. Ola kim ol şahide irişeriz. Ol kelebek vardı mumu görmeye. Giri gelü ben nişanın birmeye. Kendözin yalınına urdu revan. Kim ne ger kim ala andan bir nişan. Bir kanadıyla bir ayağı tamam. Kapkara köylü di anun vesselam. Giri yarenlerine geldi kim uş. Ol nigarun bir nişanın virdi hoş. Vardum anı kuçmaga nuru benim. Kanadım yaktı vü kavurdu tenüm. Anı Irak'tan göre meğer kişi, yoksa yakından yavuz ola işi. Kimse benden yakın Irak varmadı, ana vü bunca nişanın virmedi. Bir kanaat ile bir ayak virmişem. Andan anun hazretine irmişem. Eyle kim ben irdim ol sementene. Mümkün olmaya kim ire kimsene. Hanumandan beni kıldı avara. Kendi ak illa nişanları kara. Göynük ayağ ile göynük kanadı. Gösterü ben uşu bu nişanları. Eittiler biz bu nişandan almazuz. Tireden ruşen nişanın bilmezüz. Kimse incü diyü kayır dire mi? Ya kesek yüzünde cevher göre mi? Gül kokusunu dikenden ala mı? Buluda bakıp güneşin bile mi? Bustanın mutribi bülbül durur. Gülsitanların nişanı gül durur. Bir nişan var kim anı tanla Yavuz. Nuri tütinden bir nice anla Yavuz. Kibr ile irdün meğer kim sen ana. Kim nişanı degmedi belli sana. Yoksa her kim kendi terkini ura, eyle kim gerek nişanın ol bire. Bir kelebek dahi eydür ben anı,
Çey bilirem, ol dahi yavlak beni. Yıllar anın hidmetin kılmış vanın, tapusunda giceler olmuş vanın. Varayım anun yüzünü göreyim, size bir gerçek haber getireyim. Vardı mumun yalınına düştü hoş, kıpkızıl od oldu vü çey biçti hoş. Kendüzin çün muma ma'lum eyledi, kelebeklik suretin mum eyledi. Mum olup çün kendi dahi gelmedi, kelebekler kaygusunda olmadı. Çün mum oldu nite bunlara vara, giri kendiden haber kendi bire. Kelebek iken diler idi kim ol, İle de mumdan haber bunlara bol. Çün mum oldu bunlara meylitmedi, şuhlesinden ol mumun hiç gitmedi. Kimse ayrılığın nişanın getüre, kendi ol olsa nişan kimden vire? Kelebek mumdan haber vermek reva, mum giri mumdan haber vermek hata. Kelebek ben mumu isterem diye, mum olacak mumu neye isteye? Ol kelebekten ki mum oldu meğer, giri bir ayrık kişi vire haber. Pes biraz iren nişan alamadı, külli iren hod nişan alamadı. Kul kaçan sultan ile birlik kıla, kulu gider kim meğer sultan kala. Bir avuç sirkeyi 100.000 şekere, saç ki sirke mahvola şeker tura. Sirke çün 100.000 şekerde mahvola, kimse ayruk sirkeyi kan da bula. Kul dahi hakta şol elden mahvolur, kim gidecek kul dükeli hak kalur. Seninle derdüne yoktur deva, ol kala çünkü sen olasın fena. Ana az iren virimeye nişan, anla kim anlaya ol canu cihan. Şem'e haktur kelebek sensin anı, bilmeyesin komayınca sen seni. Kendözin terk ide gülşehri meğer, kim bula ol istedüğünden haber. Kim ene hu ile kaçan bir ola, sen eneyi giderecek hu kala. Sen bir ağaçsın muvassal olmadık, tağda bitmiş bu sitana gelmedik.
Anın çün yimişün acı durur, kim dilün tağ armud ağacı durur. Sana bir key bağıban bulmak gerek, tapusunda bir zaman olmak gerek. Kim senin nefsün ağacın aşlaya, tatlı yemişler sana bağışlaya. Kul dahi hakta şol elden mahvolur. Kim gidecek kul dükeli hak kalır. Seninle derdüne yoktur deva. Ol kala çünkü sen olasın fena. Ana az iren virimeye nişan. Anla kim anlaya ol canu cihan. Şem haktur kelebek sensin anı. Bilmeyesin komayınca sen seni. Kendözün terk ide gül şehri meğer. Kim bula ol istedüğünden haber. Kim ene hu ile kaçan bir ola. Sen eneyi giderecek hu kala. Sen bir ağaçsın muvassal olmadık. Tağda bitmiş bu sitana gelmedik. Anın çün yemişün acı durur. Kim dilün tağ armud ağacı durur. Sana bir key bağıban bulmak gerek, tapusunda bir zaman olmak gerek. Kim senin nefsün ağacın aşlaya, tatlı yemişler sana bağışlaya. Ol ağacın kim yemişi tatlıdır, sen ağacın kim yemişi yatlıdır. Aşlamak gereksin, olasın eyü. Olmaz isen dahi bana ne kayu. Çün budağın aşağı getüreler, yemişün yiyüp giri tüküreler. Her kim aşlanmakta aciz kalmaya, bağıban gülşehriden yiy bilmeye.